Olsun. Teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Çok acı bir gelişme, çok acı bir olay. Arkadaşlarım sesle şimdi ilgilenecekler zannediyorum. Uyarılar yapılıyordu zaten. Sağlık Bakanı söylüyordu durumunun kritik olduğunu. Ama bu sürece nasıl gidildiği bu acının daha da katlanmasına sebep oluyor. Eleştirilerini sıralıyordu Sayın Hasan Bitmez son konuşmasında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yükselen seslerin hedefi olmuştu. Nasıl bir kayıp, nasıl bir kayıpla karşı karşıyayız Sayın Kılıç? Yani öncelikle üzüntümüz büyük. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Uzun yıllar beraber çalıştığım bir kardeşimiz idi. Mücahit, muvahhid bir kardeşimiz idi. Her zaman da hakkın ve hakkının yanında bu mücadelesini sürdüren bir kardeşimiz idi. Tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde belki de bir ilk yaşandı. Bu haklı sesi, efendim bu savunduğu haklı davayı meclis kürsüsünden ifade ederken bitiminde vefat etti. Dolayısıyla üzgünüz. Söyleyecek şu anda laf da bulamıyoruz, bir cümle de kuramıyoruz. Allah'ın iki cihanda kendisine cennetin en güzel mekanlarını, makamlarını nasip etsin. Dünyadayken de böyle zaten güzel bir şeyle hem davasının mücahidi, muvahhidi olarak olmak onun için bir saadet idi. Yarın da ahirette saadete kavuştursun diye dua ediyorum. Yani bu noktaya nasıl gelindiği hususunda da malum her şey ortada cereyan etti. Gözler önünde cereyan etti. Evet. Bizim artı bir yorum getirmemize hiç lüzum yok. Bunun dış basındaki paylaşımlar dahi hangi manaya geldiğini ifade ettiler. Bu da gösteriyor. Hasan Bey konuşmasında söylediği her bir husus zerrece bir eksikliği olmadan haklıdır. Ve bu davayı meclisteki diğer arkadaşlarımızla sürdürmeye devam edeceğiz. Evet. Ve o haklı davasını biz bıraktığı yerden devam ettireceğiz inşallah. Söyledikleriniz yani, çok önemli Sayın Kılıç. Bu davayı bıraktığı yerden biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sürdüreceğiz. Evet. Vurgusu çok önemli. Biz Erbakan hocamızla beraber yıllarca çalıştık. Hasan Bey'le beraber, yani onu kastederek söylüyorum. Dolayısıyla aynı istikamette, aynı yolda, aynı yönde mücadelemiz devam edecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Sayın Temel Karamollaoğlu, özellikle söylenilenlerden rahatsız olan o kesimin rahatsız olma süreci devam edecek. Yani onu söyleyeyim, aynı şeyleri her zaman ve her ortamda ifade etmenin gayreti çabası içerisinde olacağız. Evet, bıraktığı yerden mücadeleye devam edeceğini vurguladınız. Tabii. Çok teşekkür ediyorum Sayın Şerafettin Kılıç. Tekrar başınız sağ olsun. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah akıbetimizi hayretsin inşallah. Sağolunuz efendim. Sevgili izleyenler, Hasan Bitmez, Saadet Partisi Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son konuşmasıydı yaptığı.